Kardeşler, hiçbir musibetten kimse korkmasın. Velev bu musibet Medine'yi kapkara yapacak kadar büyük bir musibet olsa bile la tahsabuhu şerran lekum. O bela değil. Uhud bile bela değildi. Uhud'da bile Hamza'nın ciğerlerinin parçalanmış olmasına rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dişinin kırılmış olmasına rağmen, o bütün işkencelere rağmen Uhud olmasaydı Mekke'nin fethi olmayacak, Mekke putlardan kurtulamayacaktı. Bu bizim imanımızla ilgili bir meseledir. Dişin ağrıdığı için çıldırabilirsin eğer Allah'la bağın zayıfsa. Söyledim dinlemedi diye çocuğundan dolayı intihar edebilirsin. 3 gün işler iyi gitmediği için kaçacak delik arayabilirsin. Allah'la bağı olan açlık sıkıntısı çekmez. O hastalıktan korkmaz. En güçlü bağla bağlı çünkü. Ama başıboş kaldın mı? Vay haline senin. Vay haline senin. Kardeşler, musibetlere karşı beşer olarak en büyük vazifemiz yapabileceğimizi yapmaktır. Bunu yaptıktan sonra 3 şeye dikkat edeceksin. 1. Rabbimiz Kur'an'da "Vestaînû bis-sabri ve's-salâh." Yardım isterken sabırla ve namazla benden yardım isteyin buyuruyor. Eğer işler iyi gitmiyorsa cemaati camide kaçırmayacaksın işler düzelsin diye. Ve sabredeceksin. Sabrımız ne kadar olacak? Kaç gün, kaç sezon? 950 sene. En az 950 sene sabredeceksin. O zaman beddua etme hakkın var. 950 sene sonra beddua edebilirsin. Hikaye mi anlatıyor Allah Nuh Aleyhisselam'dan? Niye Nuh'u anlattı? Ne kadar sabır gerekir onun için? Çünkü 950 sene sabretti diyor. Niye Allah Yusuf'u bize sık sık anlattı? Çünkü Yusuf'u gör ki kuyularda ne yapacağını bilesin. 5 kuruşa seni insan değil çöp gibi 5 kuruşa sattıkları bir gün olursa ne yapman gerektiğini gör diye Allah Yusuf'u çok ucuz bir fiyata köle gibi sattılar dedi. Hikaye anlatmıyor Allah. İbrahim'in ateşini niye anlatıyor? Masal mı bunlar? Bir gün yanma tehlikesiyle karşılaşırsan ne yapacağını öğretmek için. Ders, ders. Kur'an baştan sona ders.